Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halqi Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Payg'ambarlar qissasini o'rganishda davom etarkanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhissalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhissalomning hayoti, vafoti, Qobil Xobil qissasi, Shis va Idris alayhissalomlarni qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Alloh azza va jalla: "Ma mana'aka an tasjuda idza amartuk?" Alloh subhanahu va taolo iblisga: "Ey iblis, senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi?" deb so'radi. Iblis: "Men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhissalom ham gunoh qildi, ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin Odam bilan iblisning farqi shunda bo'ldiki, iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, Odam alayhissalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la sagirata ma'a isror va la kabirata ma'a istig'for. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu katta yo'rada bu gunoh. Vala kabirata ma istig'for va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigoriga inson tavba keltirib istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, Robi ibn Haytham o'zini ashoblariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendist kasal, skalpel uni dorisi, qaytib appendist bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak, insonning gunoh har qancha katta bo'lmasin, istig'for etar ekan Alloh taolo G'afurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarni kechiradi. Odam alayhissalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhissalom o'zini farzandlarining soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va batta minhum rijalan va katira. Va batta minhum rijalan katiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhissalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Xobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astag'idu billah va tlu alayhim naba ibnay Adam bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala laqtulannak qala innama yataqabbalu Allohu minal muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilni tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahim kishi edi. Xobil uni aksi, yumshoq tabiat, rahimdil, ko'ngilchan kishi edi. Ya'ni cho'ponlikni xususiyatlardan bittasi, agar cho'ponning qalbida bir rahim shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu payg'ambarlik yoshi yetguncha, ana shu 25 yilib tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haq evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonni tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahim shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahim shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolganini ko'rib o'tib keta olmaydi. Chanqaganini ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonni qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhissalomning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanish mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhissalomni aytib o'tgan darsimizda har safar Havvoni tuqqanda bir o'g'il bir qiz tuqqan.
o'zini singlisidan, birga tug'ishgan singlisidan boshqa har qaysi qizga uylanishi mumkin edi. Bu ularda shariati edi. Chunki o'sha zamon shunday shariatni talab qilar edi. Qobilning singlisi go'zal edi. Xobilning singlisi esa ko'p ham chiroyli emas edi. Odam alayhissalom Qobilga Xobilning singlisiga uylanish kerakligini aytdi, lekin Qobilga bu narsa yoqmadi. Odam alayhissalomda bu buyrug'idan g'azablandi, itoat qilishidan bosh tortdi. Shu kunlarda o'zida Alloh taolo mana qurbonlik qilishga buyurdi. Odam alayhissalom farzandlariga buyurdi. Allohning yo'lida qurbonlik qilinglar. Mana hammamiz bilgan mashhur qissa. Qobil dehqonchiligini eng sassiq, bemaza bo'lgan xunik dehqonchilik mevalardan olib kelib qo'ydi. Qobil esa aksincha o'zini ana shu voqeadagi qo'ylanchidagi eng semizi, eng chiroyligini, eng sifatligini olib kelib qo'ydi. Qurbonlikda qabul bo'lganligini belgisi bir tutunsiz o'tkalardida kuydirib ketardi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilni qurbonligiga o't tegmagan, aksincha Qobilni qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan. Ha, birorta odam o'lmaganida ham, birorta odamni o'ldirmaganida ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Inna qala laqtulannak. Men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi aytdi: "Qala innama yataqabbalullohu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi li aqtulak inni akhafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men Robbil alamindan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingning gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofotida bo'ladi." Ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsang toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Biror inson o'lmagan edi, o'lidi nima qilish kerakligini bilishmas edi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilni oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astagfirullah, faba'athallohu ghuroban yabhasu fil ardi yuliyariya kayfa yuari sawata akhi liyuriyahu kayfa yuari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi, bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda titib chuqur kavlab tashab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qola ya vaylata a'jaztu an akuna misla hadal ghurob fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Menga voy bo'lsin. Mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishlik yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolosi bilan bizni gunohni kechirishligini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for aytishi kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyishadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymoningiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi. Balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhissalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizni bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhissalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq fujur, ma'siyat, birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi fitna xususida. Ya'ni musulmon namoz o'qimasa u musulmon emas.
Roza tutmasa u kafir. Zakat vermayotgan bo'lsa bu dindan chiqqan bo'ladi. Shunga o'xshagan gaplarni juda osonlik bilan tilidan chiqib ketayotganlarni eshitib qolamiz. Birodalar, bir musulmon ikkinchi musulmonni ey kofir desa, hech qachon shu kofir degan so'z havoda qolmaydi. Albatta ikkisidan bittasiga yopishligi kerak. Agar shu kofir degan so'z, shu sifat ro'parada aytilayotgan odamda bo'lsa, shu sifat borib yopishadi. Agar u odamda bu sifat bo'lmasa, aytgan odamga qaytib keladi. Sen kofirsan deb bo'lmaydi. Ana shu ulamolar kofir bo'lishligini shartlanayotgan Qur'onda sarih oyatlarni birortasi inkor qilsa, dinda zarur deb aytilgan ishlarni birortasini inkor qilsa, Allohga farishtaga ishonmasa bo'laveradi desa, namoz o'qimasa bo'laveradi desa, Qur'onni masxara qilsa, yirtib aql qushi joyida bo'lgan holda yirtsa, bir behurmatlik ko'rsatsa, masjidga kirib bavul qilsa yoki tili bilan men kofirman deb aytmasa, boshqa o'rinda birodi kofir deyishga haqimiz yo'q. Lekin mana shu aytilgan 5 ta shartli inson aql qushi joyida ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kofir demay boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqaridagi odamga biz kofirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Ahmad, Termiziy, Abu Dovud, Musnadda keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda mana bilamiz, ana shu Qur'on o'qib turgan joyda 80 dan o'tgan payg'ambarimiz ulug' bir sahobasini Zinnurayn bo'lgan payg'ambarimizdan jannatda xushobarni olishi sharafiga ega bo'lgan Usmon ibn Affonni o'tirgan joyda o'ldirishadi. Fitna bo'ladi. Rasul aytgan, mendan keyin fitna bo'ladi degan. Shu fitna bo'lganda ko'chada yurgan odamdan ko'ra uyda o'tirgan afzal deydi. Usmon ibn Affonni o'ldirgan kelishganda aytadiki, meni o'ldirmanglar. Rasululloh menga mana bunday, mana bunday va'dalarni bergan deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirish chiqib ketadi. Ashu islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulug' sahobalaridan. Ashara-i mubasharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarni fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyishadi. "Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azovatlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmonlar ikkiga bo'lib urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz u. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi?" deganda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadiki, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim" deydi. "Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'turuvchi afzal" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisni aytayapti. Shunda bir kishi so'radi Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, agar men uyimga kirib o'tirsam, fitnaga aralashmasam, meni ustimga kirib aytsa, agar shu fitnaga chiqib biz bilan qatnashmasang, seni o'ldiramiz" desa, nima qilishim kerak deganda, "Odamning maqtul bandasidaqa bo'l, qotil bandasi bo'lma" dedi. "Xobildaqa bo'lgin, men seni o'ldiraman" deganda akasi, ukasi aytdi, "Men senga qo'limni cho'zmayman" dedi. "Guvohlik beraman" dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. "Usmon Rasulullohda shu hadisga amal qildi" dedi. "Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. Izalta qol muslimayni bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar" dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. Ikkita musulmon bir-biriga qilichini o'qtalib kelib, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, ikkalasi ham do'zaxda. "Ya Rasululloh, ha bunisi yo o'ldirib do'zaxda bo'lar. Ha nariga o'lganda nima ayib? U nimaga do'zaxga tushadi?" desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha u ham qilichini ko'tarib qasd qilganmi o'ldirgani?" Juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Juda ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Bunaqa fitnaga aralashmaslik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda fitna sodir bo'ladi dedi. Sahih hadislarda keltirilgan. Bilmaymiz bu hadislarda akalar, ko'pchiligimiz. Fitna sodir bo'ladi. Qo'yi bor odam cho'lga qo'yini haydab chiqib ketsin, fitnaga aralashmasin dedi. Tuyasi bor odam tuyasini berib sahroga chiqib ketsin, aralashmasin dedi. Dehqonchiligi bo'lsa chiqib dehqonchiligini qilsin, aralashmasin. Agar dehqonchiligi ham, tuyasi ham, qo'yi ham bo'lmasa uyiga kirib qilichini tosh ko'rib o'tirsin dedi. Ya'ni nima qilsin? Qilichini o'tmas qilib o'tirsin, fitnaga aralashib qolmasin dedi.
Ya Rasululloh, meni tuyaman bo'lmasa-da bitas. Qo'yman bo'lmasa, ekin tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kirsa nima qilay desa, indamay turiber deydi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'lardi aytibdi. Odamni qobil farz, qobil farzandi qilib bo'lardi deyapdi. Sa'd ibn Abi Qos Allohni o'rtaga qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallam hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abi Qos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli deydi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman dedi. Faqat bitta shartim bor dedi. Menga qilichab kelinglar. Bu qilichda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman dedi. Men jang maydoniga kelib qo'limga qilichni olganimda men ajrata olmayman. Roparamga kelganini chopaman deydi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qila olmay, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilich shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilich topib bera olasizlarmi deydi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdingmi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmonni deydi. Endi uyiga o'g'ri kirishiga boshqa masala. Agar shunasi kaylalar kelayotgan bo'lsa, uyiga o'g'ri kirgan bo'lsa, uyiga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. U yota olmaydi, boshimiz o'rib. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib olsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'sayapti bu odam. Bu shahid bo'lib hisoblanadi. Ana shahidlikdan qas kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihayinda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamni bolasi o'ldirilar ekan dedi Rasululloh. Albatta odamni birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush bor turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qarang, qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kinish emas bu bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylikda jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'y demasdan. Alhamdulillah o'rgatib qo'yingda. Ko'chadan keling, 5 so'mga bitta qand beradi. Ke, o'tir. Qulhuvallohni qaytar bitta men bolam. 3 kunda yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdulillah o'rgatib qo'yamiz jiyanlarimizga. Umrini oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim nard o'ynashni o'rgatib qo'ying. Bo'ldi, umrini oxirigacha o'ynagan nardasan, sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamda farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlar ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhissalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. Imom Termiziy Muslim kitoblarida musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhissalom yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi. Va qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshanasida nurni yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhissalom qaradida ana shu ruhlarning ichida bitta ruhni peshanasidagi nuri nohatta bir chiroylik edi, yorug' edi. Va so'radi Odam alayhissalom: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshanasidagi nuri boshqalarnikidan chiroylik bo'lib turganiga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhissalom" dedi. Davud alayhissalomni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomat alomatlaridan bittasi birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deyatdik. Bugun 24 kunda o'tkazyapmiz. Jin deb fikr qilaylik, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylanuvdik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan dunyo g'am tashvishini shu qovurib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, bir yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, bir yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu?
Shunda ana shu peshanasidagi nuridan ajablangan odam alayhissalom, Parvardigor, bu farzandimning umri necha yil deganda 60 yil dedi. Zid min umri 40 sana. Parvardigor meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygan unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudrati, Alloh qodir zot. O'tkazib qo'ydi. Odam alayhissalomning umri 960 yil o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har birta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasiz, qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz, Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qolasizda bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul Baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh, sizga nima bo'ldi o'tkizganda? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Jibril hozir men oldimga Jibril keldi. Va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qolasizda bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot etolasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik, tirik bo'lganda nima bo'lardi? Deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xatolagan emas dedi. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula, wal akhiratu khayrun wa abqa. Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Muso alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir chapaloq qo'ygan ekan farishtani. Izn so'raganda jon olishlikka. Allohning huzuriga borib qaytib tushgan ekan Azrail alayhissalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azrail alayhissalom, kaftingizni sigir ustiga qo'ying. Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tukidan nechtasi jamlansa, har birta tukiga bir yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Muso alayhissalomning qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Muso alayhissalom o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Keyinchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningizni olaman desa, unda hozir olaring degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhissalomga o'lim farishtasi kelganda, axir umrimdan yana 40 yil bor-u degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz birodarlar. Inson degan so'zni o'ziga nisyon arab tilidagi unutish degan so'zdan olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhissalom inkor qildi, zurriyoti ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhissalom unutdi, zurriyoti ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhissalom xato qildi, zurriyoti ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhissalom vafot etdi. Vafotidan bir yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi. Mana Odam alayhissalom Qobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomga shisni berdi. Ya'ni hibatulloh ne'matulloh. Odam alayhissalom vafotidan keyin shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar g'ufori aytadi mana sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va insonlar hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhissalom shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi, kuni tun hisoblarini, shu vaqtlarda qilinadigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrat as-Sa'diydan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrat as-Sa'di. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhissalomga endi Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b gapiryapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, "Men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi?" deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan.
Yolda ketirken de bu farzandları kollarına kefen ve kömüşlükke kereye boradırken bari cihazları alıp insan suratı keleken farıştalar yoluqıştı. Hala adam Kabul'dan taşkarı hiç kim ölmegeni de. Kanakalı kömüşlü bilişmesi de. Adam aleyhisselamını kömgeni keleken boradır bu farıştalar. Bu bana İmam Ahmet'te keltirilgen eken. Ha adam farzandları hayaka keti yapsalar. Ha otamız kesel, cennet meyvelerden ilgisi kip kaptı. Şunu iste yapıp zaten de kayıt oraylar. Otaylar vafat taptı deydi. Adam aleyhisselam'a ana şu ölüm farıştaları, ölüm farıştası ve başka farıştaları kegen de hava ona tanıp koyan eken farıştalardı. Çünkü cennette bile bu gende. Ve hali ki koyular indi de gende kakılıp ortaya düşmakçı bu gende adam aleyhisselam'a etken eken ki ilayki enni de gene eken. Ötün müyakka de gene eken. İnneme oltayt olum min kibaliki. Başım yanıma künçüse sizde düştü. Mekkotin de gene eken. Rabbimi farıştalarla beni ortamı halı koyun. Parvardigarımı huzuruya keçit haleymen deydi. Adam aleyhisselam vafat etti. Farıştalar yuvuştu, kefenlaştı, cenaze okuştu, kömüştü. Ve ey adam farzandları hadihi sünnetukum. Bana şu iş sizlerce sünnet dedi. Adam aleyhisselam 960 yıl yeryüzünde yaşadı. Tamami takva. Kullu buna adama hatta on deyimiz. Bir günah koyup durup yani adam balası var ki hata kıladı. Hata kılıcıları yaksa tövbe kılıcısı diyor. Buradalar atamız bir metriyle hata kıyken. Bir metri yeryüzünde bir metri kayıp hata kılma gereken bir hafta günah kılma gereken. Atamızı balası buluyorduk. Şis aleyhisselam peygamberliği atasından aldı. Adaletinden hüküm yürüttü. Lekin sahilden fisk fucul köpeğiydi. Kabul zürriyatı ortasında katıl. Başka masiyatlar köpeğiydi. Şis aleyhisselam şariyatı da Kabul'da ballarına barıp koşuluşturduk haram kusablan genedi. İbn Abbas da aldı da Estağfirullah ve la teberrucine teberrucel cahiliyyetil ula. Yani birinci cahiliyet devreye yalangaç bulup çıkmıyorlar dediğin ayet okurken de İbn Abbas bana şu ayette şahlap etti ki adamın iki farzandı dedi. Köpeğiydi. Tağda şis bulan koyanlar, sahilde kabul bulan koyanlar. Tağ kişileri tağda koyanlar. Erkeklere çıralı gidi, ayarları uncalı göz almasıdı. Şimdi sahilde yaşarken kabulde zürriyatını ayarları çıralı gidi, erkeklere uncalı çıralıymasın. İbn Abbas'a kilitirilgen. Şeytan sahilde yaşadığın adamlardan bir üyüge yaş yigit suratı da hizmetkar olup işe yollandı da sekin sekin musiki asbablarını yasap ulaki çıralı avazlardı çıkarıp kürsatı verdi. Sahildan çıralı avazlar tağdakiler geçtiyle başladı. Bazı bir adamlar tağdakiler. Sahilge bari azgine kolağı salıştı. Şu suratta vakit öttü. Sahildakiler de bir gün hayit bayramı barıdı ki ayarları yalan kaçıp olup oyunca şüphelerdi. Tağ kişiler var tamaşa kıptırardı da ayarlarını çıralığını körüp onlara bir başkaça nazar bulan karıştı. Şunda aralaşmazdı fakat tamaşa kıptırışardı. Tağ kişilerden bir tanesi cürat kılıp bardı, aralaştı, keldi de bol adam çakırıp gitti. Ana şunda birinci madde zina sadır boldu. Yani nimadan başlanı yaptı zina? Yalangaç buluşuydan başlanı yaptı. Şimdi zamanlar kele de ya Resulullah s.a.v. hadislerde kimli yalangaçlar payda boladı. Buradalar İmam-ı Şafi bir madde okup yatla boladı genin esasını, üç madde, tör madde okup zor yatla yanından ki ustazı vakiyye nime gemeni zihnin pasayıp gitti. Her günü bir madde okup yatlardı mı buna sana dese hazır kereyatla nime iş kıldız deydi. Damlasını aldı. Karasa bir ayol kişinin tavanı açılıp koyan bularken. Tavanı ki közü çüşüp alıp 75% aklı getip kola yaptı zihni. Buradalar bizi kellemizi yemen kütap gitmeye yaptı. Bülük öyle. Her sefer karagenimizde aklımızdan insan bitti günah kılarken aklıdan bir kısmı uçadı. Kıyamet geçe kaçıp gelmeydi. Bir metre günah kılarımız rızkımız kıyladı. Hadislerde geldi. Adam bolası özü kıyken günah tüfeğiyle rızkını tırt etir oladı diye yaptı. Közümüz yeri yapma çeken de buradalar. Biz aklımızı yetiyat kılıyapız, rızkımızı yetiyat kılıyapız, parvardı yorumuzu muhabbeti ya sazı var oluyapız. Karadizam değil mi? Bana karadizam bana. Ohru geçe karadiz. Şu bakı oydanam kara poydiz. O kasta. Şah çıktı mı? Körüler de kaç derece olup gittik.
İmam-ı Şafii'de pakizergini karen ki tavanı gel. O ayağı bu yaka avret sablanmıyor da aşkıda pas ayağı kişinin ki. Tavanı gel közü çıkma gende zihni gel. Şimdi tahsil ki geneken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarla turdu bir sassı hava geldi şimdi. Falanca da münafıklar ya ki Yahudiler bizi gıybet kıl yaptı dedi. Gıybet bir şeydini sezişken eken. Çünkü onlar gıybet kıyma genlik için sezgen. Biz ne ki hazır sezmeyimiz dese biz taza havada olmadı hali bir rahmette. Gıybet değilsin farklılaştık için. Şunu demez mi? Biz ana şu gıybet değilini hidi organımızdan taza havada farkına gibi varmıyor hakemiz. Hud düşün yoksa geldi közümüz zinaklı organlı giden, iştansız ayratın açı yürgenlerde körü organlı gimizden adli inerse olup gitken. Hazge varken buralarlar. O şey 20 gün yürgen misiniz, 30 gün yürgen misiniz? Bu ayol kişi onu kadar avrat açılıyor halde görmüyor sizi. 20 gün, 30 gün yürgen zeken kesiz, nerede gelir şeytan yokuşa görünürdü. 5-6 günden ki nermenli yok kaladı hem yok. Yani köz yüzge oturup koyan bu arada haliyle. Zina, ana şu kiyimde yolu giden baştan yeneken bu arada. Ondan taşkar kayıt evetemiz, rızkımızda doğrudan doğru alakası var. Günah kılışıkımızı. Şis aleyhisselam özünü kavmını katarışı hareket kıldı. Lekin köpçilik üye karlaşıp gitti sahıl degiler ya. Ana şu payette Şis aleyhisselamdan keyin İdris aleyhisselam da ortalığı peygamber kılıyor bu arada. İdris, İbni Yarif, İbni Mihlail, İbni Kinan, İbni Anuş, İbni Şis, İbni Adam. İdris aleyhisselam da 5. babası Şis aleyhisselam bile yaptı. Adam aleyhisselam da ahirge 120 yıl hayattaki İdris aleyhisselam güvah buladı. Yani 120 yıl ahirge hayatı koyduğunda İdris aleyhisselam tuğulgen buladı. 6. nevarası İdris babam aleyhisselam. Hadislerde geldi. Adam ve Şis'ten keyingi birinci peygamber İdris deyildi. Ve birinci bolu kalam uşap yazgan kişiye manaşı İdris aleyhisselam deyildi. İbn-i Kesir'de bu kişinin sıfatları keltirilgen iken kamat gelişken çırali yüzlü, sakalları kuyuk, uzun boylu, süreyleri yoğun, arık, köp sükütlü, hatır cemiyordu. Eğer yürüse köprak közler yer yakarıp durardı. Köp fikirli mahzun kişiydi. İdris aleyhisselam, Şis aleyhisselam şerifine devam etkisi. Bazı hoşumçaları kilitti ve Allah da Allah birinci bolu İdris aleyhisselam ki cihat kılıçlıydı, farz kıldı. Çünkü sahirliler, tağlilerde öldürüşü iki ucu cüratlı gelişti başla genedi. Haddeden aşkendi, bula da cahaya hop koyuş gerekirdi. Ve tarihte birinci madde, otlardan ibaret, bu koşun tüzdü, otlu koşun tüzdü. Ve ana şu kabul zürriyatını kırıp taşıdı. Asir oldu, lekin ölce olmadı. Ölce alıştık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e halal kılın genedi. Asir oldu, bula da koyanları kolladı, asir bu kap getti, bula da yok taşıdı. İdris aleyhisselam hakkında Kur'an'da bir orunda bana ayet nazır bugün. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَب۪يَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Bana şu Kur'an'da İdris'ini zikir kılın, eslin. Elbette o razgöy peygamber nebilerden idi. Biz onu âli makamda köterdik. Âli makamda köterdik. Degen sözünü bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'de keltirilgen Miraç'a çıkanda 4. asmanda İdris aleyhisselam'da körgenliği hakkında peygamberimiz şimdi bir sözlerini etken. Cüde köp müfassırlar, muarıklar etken malumatlar var. Lekin hamması sahihmez. İsrailiyatlar bir malumat alın genekken bu İsrailiyat kaytara etip koyamız. İsrailiyatlar şimdi deyil genekken ki adam İdris aleyhisselam'da Allah azze ve celle etken. İdris sizge her günü her günüzge yeryüzüde üşbette kança Müslüman bosa hammasını topu etken sahaba kança bosa her günüzge şunca sahabı yazamaz sizge. Milyon da adam milyon da sahip kısa, her gün izgi milyon da sizge şunca sahip o zaman da gende, ölümden kaçıp koyan eken. Köprak yaşavalıymaz. Köprak sahip ki gibi ovalıydı. Bu sıralıyordun. Şunda İdris aleyhisselam'a mukarrak olan gen farıştabı gelken eken ki, Azrail ki gende bir geblaşık koymuşsun mu? Cinle beni halı koyup durmuydu mu de gen eken? Şunda Azrail aleyhisselam düşüp, kelekken de farışta etedi, endi Azrailga gapim o'tmaydi yu, lekin bir ilojini qilamiz. Orqasiga opchib, opchib qoratiga. Osmonga chiqib ketayotganda 4-chi osmonda uchrashar ekan. Azrail alayhissalom bilan haligi farishta. Orqasida İdris alayhissalom. Ey Azrail dedi farishta. İdrisni ozgina qo'yib tursangiz bo'lmaydimi desa, qani İdris o'zi desa, orqamda dedi.
Azra Aleyhisselam aytadi, Subhanalloh, Alloh azza va jalla Idrisni jonini 4-chi osmonda oling deganda hayron bo'lgan edim. Odam bo'lsa qana qilib 4-chi osmonga shu yerda jon olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu Isroilda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ichimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulush bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Yani u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimizni qabul bo'lishligini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhissalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.